Merhaba arkadaşlar. İstatistiği bitirdik. İstatistikle ilgili sorularımızı da çözdük. Eminim ki siz de hem soru bankasından hem de çıkmış sınav sorularını çözdünüz. Buradaki konuların tamamını oturttuktan sonra artık temel kavramlara başlayabiliriz. Temel kavramlar ünitesinde hangi başlıklar var? Nereden ne kadar soru geliyor? Bunu ilk videoda anlatmıştım zaten. Yaklaşık olarak iki ya da üç tane soruyla karşılaşıyoruz bu konuyla alakalı. Aslında neredeyse soruların geldiği yerlerde belirli. Bir sorunun gelme ihtimali olan konuyla başlıyoruz. Hani kesinlikle çıkar demiyorum ama çıkma ihtimali olan konulardan bir tanesi. Ama bazı konular olacak göreceksiniz kesinlikle çıkacak diyeceğiz ve o konuyla ilgili de soru yakalayacağız zaten. Ölçme ve değerlendirme süreciyle başlıyoruz. Acaba bu nasıl bir süreç? Bu sürecin aşamaları neler? Bu aşamalardaki verilen bilgiler neler? Bunların örnekleri nasıl? Birbiriyle karıştırılabilir mi? Hepsini teker teker açıklayacağız. Şimdi bu sürecin ilk aşaması niteliğin belirlenmesiyle başlıyor. Niteliğin belirlenmesi deyince aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Hedef davranışlar. Ölçmenin konusu olan hedef davranışlar. Önce hedef davranışları belirledik. İkinci aşamaya geçtiğimiz zaman ölçme kuralını tanımlıyoruz. Biraz sonra bunların tamamının tanımını ve örneklerini vereceğim zaten. Şimdilik kısa kısa bahsedeceğim. Biraz sonra açıklayacağız. Ölçme kuralına geldiğimizde ise niteliğin hangi miktarına ne kadar değer vereceğini gösteren kurallardan bahsedeceğiz. İşte yönergede görüyorsunuz genellikle o yönergede teker teker kurallar yazıyor. Eminim ki birçoğunuz sınava girmeden önce o yönergeleri dikkate alıyordur, okuyordur. Gerçi o konuyla alakalı genellikle sınıflarda ders anlattığımda soruyorum arkadaşlara. Diyorum ki geçen sene sınava girdiniz. Yönergede kurallar vardı. Onları okudunuz mu? Ya da gözetmen okuduğunda dinlediniz mi? Genellikle arkadaşların büyük bir çoğunluğu o kısmı dua okuyarak geçirdiği için oradaki o yönergedeki yer alan bilgileri atlıyorlar. Her neyse oradaki o yazan kurallardan bahsedeceğiz. İşte o kurallar ölçme kuralı olarak tanımlayacağız. Tabii ki yazan tüm kurallar ölçme kuralı değil. Bunların farkının neler olduğunu biraz sonra açıklayacağım. Üçüncü aşamaya geldiğimiz zaman ise ölçme işlemini yapacağız. Arkadaşlar ölçme bir tespit işidir. Ölçme niteleme işidir. Eğer bir konuyla alakalı bir tespit cümlesini görüyorsanız burada kesinlikle ölçme işlemi yapılmıştır diyeceğiz. Bununla ilgili de ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Şimdi ne yaptık? İlk etapta hedef davranışları belirledik. Sonra sınavla ilgili kuralları otur teker teker bunları yazdık. Kaç zorluk bir sınav olacak? Kaç puan üzerinden değerlendirilecek? Bunları da belirledik. Üçüncü aşamaya girdik. Artık çocuk sınava girdi. Çocuk sınava girdi ve bu sınavdan bir puan elde etti. Bir tespit işlemi yaptık. Dedi ki Ahmet sınavdan 85 puan aldı. Dediğimiz andan itibaren artık ölçme işlemini yaptık diyeceğiz. Tespit işi var. Peki ölçüm nedir hocam? Ölçüm ise o ölçmenin sonucu. Yani ölçme işlemini yaptıktan sonraki kullandığımız o sayı ve sembol var ya, ona da ölçüm diyoruz. Ahmet 85 puan aldı. Ölçme cümlesi. Oradaki o 85 ölçüm. Yani oradaki tespit ettiğimiz sembol ya da sayı eğer ölçümden bahsediyorsa bu ölçme sürecinin Son aşaması tamam bunu unutmayalım o zaman ben şuradaki ilk 4 aşamaya geldiğim zaman ölçme sürecini noktaladım diyebilirim ölçme şurada bitti peki Ahmet 85 puan aldı başarılı oldu mu olamadı mı bunu biliyor muyum bilmiyorum neden bilmiyorum çünkü kriter yok yani bu 85 iyi mi kötü mü kaç puan alırsa geçer kaç puan alırsa kalır bununla ilgili bir kriter var mı yok. 5. aşamaya geldiğin andan itibaren kriter tanımlıyorsun. Diyorsun ki aritmetik ortalamanın üstünde olanlar başarılı olacaktır. İşte bu bir ölçü cümlesidir. 75 puan üzerindekiler geçer. İşte bu bir ölçü cümlesidir. Başarılı olup olmama, seçilip seçilmeme, dersten geçip geçmeme artık her neyse bununla ilgili bir kriter tanımlıyorsunuz 5. aşamada. Dolayısıyla 5. aşamaya geçtiğimiz andan itibaren ölçme sürecini noktaladık. Peki ölçmeyi noktaladıysak nereye doğru devam ediyoruz? Değerlendirmeye doğru devam ediyoruz. Kriterimizi de tanımladık. Dedik ki 75 puan üzerinde alırsa başarılı olur. Ahmet de 85 puan almıştı. Ben 85 ile buradaki 75'i kıyaslayıp karara varırsam o zaman bunun adı ne olur? İşte o zaman da bunun adı değerlendirme olur. Dedim ki bu çocuk 85 aldı. Geçme ölçütü 75'ti. Bu ikisini kıyasladım. Karara vardım. Ahmet bu dersten geçti dedim. Artık ne yapmış oldum? Değerlendirme yaptım. Peki değerlendirmeye doğru gidildiğini hangi aşamadan itibaren kesinlikle söyleyebilirim? Ölçüt. Şunu unutma. Ölçüt varsa kesinlikle değerlendirme ile alakalıdır. Ölçüt varsa değerlendirme ile alakalıdır. Eğer hangisi ölçme süreciyle ilgili nokta nokta diye bir soru varsa burada ölçütle ilgili bir ifade görmemelisiniz. Çünkü ölçüt ölçme süreciyle alakalı değil değerlendirme ile alakalı. Bak bunu unutma. Üstüne basa basa söylüyorum yani soruları çözerken de göreceksin bu hatayı yapma sürekli bununla ilgili sorular hazırlanır. Hangisi ölçme süreci ile alakalı diyorsa hemen diyeceksin ki Emre Hoca söylemiştir ölçüt yok ölçüt yok. Çünkü ölçüt varsa ölçüt değerlendirme ile alakalı. O zaman hangileri değerlendirme süreci ile ilgili diye soracak olursan buradakilerin tamamı değerlendirme süreci ile ilgili. Biraz karıştı gibi ama şöyle göstereyim. İlk dört aşama ölçme süreciyle alakalı iken tamamı şöyle göstereyim tamamı değerlendirme süreciyle alakalı olacaktır. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Değerlendirme ölçme sürecini de içerisine alan daha geniş bir kavramdır diyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü değerlendirme bunların tamamından oluşuyor. Ölçmeyi de içerisine alıyor ama ölçme sadece ilk dört aşamada tamamlanıyor. Dolayısıyla değerlendirme ölçme sürecini de içine alan çok daha geniş bir kavramdır diyebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Bir de burada şunu sorgularlar. Hangisi daha öznel, hangisi daha nesnel? Bu sorgulanabilir. Şimdi de bundan bahsedeceğim. Aslında bunu bir örnek üzerinden açıklayalım. Şimdi mesela bir öğrenci sınava girdi. Sınava girdikten sonra o çocuğun puanını söyledim. Dedim ki bu çocuk şu puanı aldı. Bu neydi? Neydi bu? Aynen öyle ölçme. Peki bu çocuk başarılı oldu, başarısız oldu, geçti, kaldı dersem o zaman bunun adı ne oluyordu? Bu da değerlendirme. Biraz sonra daha da ayrıntılı anlatacağım zaten. Şimdi ve sana bir soru sormak istiyorum. Tamam? İkimiz de matematik öğretmeniyiz. Sen de matematik öğretmenisin, ben de matematik öğretmeniyim. Bir tane öğrenciyi sınav yaptık. Sınav kağıdını verdik çocuğa. Çocuk kağıdı teker 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 yazdı, doldurdu, okudu. Tamam? Buradaki kağıdı doldurduktan sonra bu kağıdın fotokopisini çektirdim. Bir nüshasını sana verdim. Bir örneğini sana verdim. Bir örneği de bende kaldı. Sonra akşam eve gittik. İkimiz de birbirimizden habersiz çocuğun sınav kağıdını okuduk. Doğru cevaplarına bağlı olarak puanları verdik. Elimizde bir tane cevap anahtarı var. O cevap anahtarına bağlı olarak teker teker çocuğun kağıdını puanladık. Sence benim verdiğim puanla senin verdiğin puan arasındaki fark... Fazla mı olmalı yoksa bu puanlar birbirine yakın mı olmalı? Bence aynı. aynı olmalı. Süpersin. Muhteşemsin. Muhteşemsin. Süpersin. Ne dedi? Dedi ki hocam senin verdiğin puanla benim verdiğim puan aynı olmalı. Peki bizim puan verme işimiz neydi? Bu ölçmeydi değil mi? O zaman ölçmenin ne olması lazım? Nesnel olması lazım. Nesnel. Yani ölçme nesnel olması lazım. Neden nesnel olması lazım? Çünkü o da puanladığında aynı kağıdı puanlıyor. Ben de puanladığımda aynı kağıdı puanlıyorum. Cevap anahtarları aynı. Dolayısıyla neye ne kadar puan vereceğimiz belliyse ikimizin de verdiği puanlar birbirine yakın olması lazım. Peki bu çocuğun 80 puan aldığını düşünelim. Tamam mı? 80 puan aldı bu çocuk. Sen de 80 verdin, ben de 80. Öyle 1-2 puanlık fark da olabilir ama ola ki ikimiz de 80 puanı verdik. Sence bu 80 alan çocuk başarılı mıdır? Hayır. Ne? Başarısız mıdır? 90-100 alırsa başarılı. 90-100 alırsa başarılı diyorsun. Etrabe'ye göre 80 başarısızmış arkadaşlar. Demek ki daha da yüksek kriterler var. Aslında güzel oldu söylediğin şey. Çünkü Etrabe'ye göre 80 puan başarısızken bana göre başarılı olabilir. Bu neyi gösterir? Etrabe'nin kriterlerinin, ölçütlerinin farklı olduğunu. Etrabe diyor ki 85 üstü olursa başarılı olur diyor. Onun kriteri farklı. Yani ölçüt değişkenlik gösterebiliyor. Ona göre bu başarısız bir puan. Ben de diyorum ki çocuk daha ne yapsın kardeşim? 80 almış. Dolayısıyla bence bu çocuk başarılıdır diyorum. Benim ölçütüm de farklı olabilir. Bak tespit işleminde ikimiz de aynı şeyleri söylerken kriterlerde farklılık ortaya koyulabildi. Etrabeye göre başarısız olan bir çocuk bana göre başarılı olabilir. Ölçütler değişebilir. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Ölçme ve değerlendirmeyi öznellik ve nesnellikle kıyaslayacak olsak değerlendirme daha özneldir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sebebi ne? Kriterler değişkenlik gösterebilir. Tamam. Burayı muhtemelen oturttuk aslında zihnimizde. Ama şimdi bu bilgileri biraz daha detaylandıracağız. Tanımlarını vereceğiz. Örneklerini yazacağız. Şu sürecin tüm aşamalarını açıklayacağız. Bu aşamaların tamamını anlattıktan sonra sizin bu videoyu izledikten sonra kendinize şu soruları sormanız lazım. Tamam hoca güzel iyi anlattı da. Acaba ben ölçme ile değerlendirme arasındaki farkı artık ayırt edebiliyor muyum? Çünkü bu ikisi kıyaslanır. Ölçme kuralıyla ölçüt arasındaki ayrımı yapabiliyor muyum? Tamam? Bak konuyu açıklayıp bitirdikten sonra senin en çok önemseyeceğin yer burası olacak. Ölçme kuralı ile ölçüt arasındaki farkın ne olduğunu ayırt edebildin mi? Çünkü bir soruda hangisi ölçme kuralıdır diye soruyorsa ölçütle ölçme kuralını teker teker yazarlar. Bunlar arasındaki ayrımı öğrenip öğrenmediğini sorgularlar. Ya da ölçme ve değerlendirme için de aynı durum geçerli. Dolayısıyla bizim esas işimiz bunlar arasındaki ayrımı öğrenebilmek. Tamam videoyu bitirdikten sonra kendine bu soruyu sor. Hocam niteliğin belirlenmesinden işte ölçümden soru gelmez Belki gelebilir. Hani niteliğin belirlenmesi aşamasından gelmez zaten. Hani burayla ilgili bir sorunun geleceğini açıkçası düşünmüyorum ama ölçümün ne olduğunu belki sorgulayabilirler. Ama temelde bizim öğrenmemiz gereken bunlar arasındaki kıyas. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. Teker teker bunların tanımlarını ve örneklerini açıklayacağım. Hemen tanımlarıyla başlayalım. Birinci aşamayı yazıyoruz. Birinci aşamamız neydi? Niteliğin belirlenmesi belirlenmesi Peki niteliğin belirlenmesi aşamasıyla alakalı olarak ne demiştim? Ölçmenin konusu olan hedef davranışlar. Ölçmenin konusu olan hedef davranışlar diyebiliriz. Aklımıza bu gelsin. Kısaca yazıyorum. Ölçmenin konusu olan hedef davranışlar. Nelermiş? Nitelikler. Yani kazanımlar var ya, oradaki yazdığınız kazanımlar. Bir iki tane örnek verebiliriz. Ne yazabiliriz? Mesela tam sayıları kavrar tam sayıları kavrar dersek işte bu niteliklerden bir tanesi olabilir. Ya da itilaf devletlerini ayırt eder. İtilaf devletlerini ayırt eder. Yani burada daha da fazla uzatmayacağım. Kazanımlar hangi başlıkları sorgulayacaksak, hangi hedef davranışları sorgulayacaksak bunları teker teker yazıyoruz. Örnekler olarak da bunları verebiliriz. Bu aşamayı geçtik. Esas önemli aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama. İkinci aşama neydi? ölçme kuralı, ölçme kuralı. Bu önemli işte. Burası önemli. Peki nedir hocam ölçme kuralı? Ölçme kuralı şu. Niteliğin hangi miktarına, niteliğin hangi miktarına ne kadar değer verileceğini gösteren kurallardır. Gösteren kurallardır. Evet. Bu tanım önemli. Tamam. Bu tanım bizim için önemli. Niteliğin hangi miktarına ne kadar değer vereceğini gösteren kurallar. Yani testteki şu soru şu kadar puan, sınav şu kadar puan üzerinden değerlendiriyor gibi ifadeler varsa, işte o yönergedeki yer alan o ifadelerden bahsediyorsa hemen aklımıza ne gelmesi gerekir? Ölçme kuralı. Burayla ilgili birkaç tane anahtar kelime vereceğim. Bu anahtar kelimeler bizim için önemli. Özellikle yönergeden bahsediyorsa, tamam mı? Bak yönerge bizim için anahtar kelime. Yönerge ne? Sanki sınavın kullanma kılavuzu gibi düşünebilirsiniz. Sınavın önünde yazan sınava dair bilgiler. Yönergedeki yer alan her ifade ölçme kuralı değil. Biraz sonra ayrımını yapacağım ama yönergeyi görünce bu anahtar kelime olsun. Aklımızda birincisi. İkincisi ne? Not baremi. Not baremi. Hangi soru ne kadar puan bunu gösterir? Ya da cevap anahtarı derse Bunlar ölçme kuralı ile ilişkilendirilebilir. Bunlar anahtar kelimelerimiz olabilir. Peki nelerdir hocam? Ölçme kurallarına örnek verin deseniz hemen altına yazabiliriz. Ne yazabiliriz? Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Üzerinden değerlendirecek dersek işte bu bir ölçme kuralı olacaktır. 100 puan üzerinden puanlanıyor mu sınav. Başka ne diyebiliriz? Mesela testteki sorulardan her birinin puan değerini verebilirsin. Her soru 5 puandır dersem işte bu bir ölçme kuralı olur. Ya da bir testten bahsediyoruz. Yanlış doğruyu götürüyor mu götürmüyor mu? Bunun adı ne? Düzeltme formülü. Düzeltme formülü, düzeltme formülü kullanılmıştır ya da kullanılacaktır. İşte bu ifade varsa bu ölçme kuralıdır. Yani bunun ne olduğunu hatırlıyorsunuz. Bahsetmiştim bir önceki videolarda ama yine tekrar edeyim. Yanlış doğruyu götürür hesabı. 4 yanlış 1 doğruyu götürür gibi. yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Düzeltme formülündeki mantık şudur. 5 seçenekli bir sınav varsa 5 seçenekli sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürür. 4 seçenekli bir sınav varsa 3 yanlış bir doğruyu götürür. Yani bir eksiğini alıyorsunuz. Eğer böyle bir durumdan bahsediliyorsa bu da yine ölçme kuralıyla ilişkilendirilebilir. Başka ne diyebiliriz? Şunu diyebiliriz. Testteki sorulardan bir tanesi çok değerlidir. 7. soru 20 puandır dersem işte bu da ne olacaktır? Ölçme kuralı olacaktır. Buradaki yazdığımız kuralların tamamı ölçme kuralıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Peki bir şey daha yazacağım. Bir şey daha yazacağım. Kurşun kalem kullanmak zorunludur. Kurşun kalem kullanmak zorunludur. sıralarda tek sıra halinde oturulacak. Tek sıra halinde oturulacaktır. Gibi ifadeler. Şu aşağıdaki yazdığım ifadeler. Bunlar da ölçme kuralı mıdır? Bazı kaynaklarda, kitaplarda belki bunları da ölçme kuralı olarak yazıyor olabilirler. Ama lütfen şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bu ifadeler bir ölçme kuralı değildir. Bunlar sadece sınav kuralıdır. Bunlar sadece sınav kuralıdır. Peki hocam sınav kuralı ile ölçme kuralı arasındaki ayrım ne? Doğrudan puanlamayı etkileyen, bununla ilgili bilgi veren puanlar ölçme kuralıdır. Şuradaki yer alan ifadeler doğrudan puanlamaya vurgu yapmıyor. Dolayısıyla biz bunları sadece birer sınav kuralı olarak kabul edeceğiz. Tamam? Bu bizim için önemli bilgilerden bir tanesi. Peki Burayla ilgili bilgileri verdikten sonra biraz önce demiştim ya bunu ölçütle karıştırabilirsiniz. Belki o ikisi arasında bir karışıklık olur. Ben size şunu söyleyeceğim. Bunun diğeriyle olan ayrımını yaparken yani ölçütle olan ayrımını yaparken kendinize hangi soruyu sormanız gerektiğini söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar şu ifadeleri okuduğunuzda kimin geçtiğini, kimin kaldığını, kimin başarılı olduğunu söyleyebilir misiniz? Mesela sınav 100 puan üzerinden değerlendirecektir. Ben bu sınavda ne yaparsam geçeceğim? Ne yaparsam atanacağım? Bunun bilgisini veriyor mu? Vermiyor. Her soru 5 puandır. Ne yaparsam geçeceğim? Ne yaparsam seçileceğim? Bunun bilgisini veriyor mu? Vermiyor. İşte düzeltme formülü uygulanmıştır. Bunun bilgisini veriyor mu? Vermiyor. Eğer ölçme kuralını Ölçütle kıyaslıyorsanız, karıştırıyorsanız kendinize bu soruyu sorun. Ne yaparsan geçeceğinin, ne yaparsan seçileceğinin, ne yaparsan kalacağının bunun bilgisini veriyor mu? Eğer o bilgiyi veriyorsa o zaman bu bir ölçüt cümlesidir. Ama o bilgiyi vermiyorsa bu bir ölçme kuralıdır. Tamam bak ayrımını buna göre yapabilirsiniz. Kendinize bu soruları soracakmışsınız demek. O zaman ölçme kuralını da cebimize koyduk sürecin aşamalarına devam ediyoruz. Üçüncü aşamaya geçtiğimiz zaman üçüncü aşamada ne var artık? Ölçme. Şimdi de ölçmenin ne olduğundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar ölçme özelliklerin özelliklerin gözlemlenerek gözlemlenerek sayı ve sembollerle ifade edilmesidir. Özelliklerin gözlemlenerek sayı ve sembollerle ifade edilmesi. Nelerdir hocam peki buradaki anahtar kelimelerimiz? Burada yönerge, not var mı, cevap anahtarı dediniz. Arkadaşlar ölçme tespit işidir. Eğer tespit cümlesi varsa, niteleme işlemi varsa, onun dışında sınıflama işlemi varsa, kıyaslamadan bahsediyorsa, hatta sıralama işlemi varsa, bu da önemli, sıralama işlemi varsa, Bilin ki ölçme yapılıyordur. Bir tespit cümlesi görüyorsak, bir sıralama cümlesi görüyorsak, bir niteleme ifadesi varsa bilin ki ölçme işlemi yapılıyordur. Tamam olay bu. Peki neleri örnek verebiliriz? Şimdi de örneklerimize başlayalım. Birinci örneğimiz şu. Kıvanç KPSS'den kaç alsın? 85 puan aldı. Dersek bu hangi kıvanç mı? Devam edeceğim niteliklerini sıralamaya bakalım. Tespit edebilecek misin? Kıvanç KPSS'den 85 puan aldı dersem bu ne olacaktır? Ölçme. Bu bir ölçme işlemi olacaktır. Peki başka ne örnek verebiliriz? Kıvanç 190 santimetredir dersem bu ne olur? Bu da ölçme olur. Bu da tespit işi değil mi? Evet niteleme yapmış olduk. Peki Kıvanç'ın boyu kaç dedik? 1.90. Kilosu kaç olsun? Kıvanç 88 kilogramdır. Der, dersek bu ne olacaktır? Bu da ölçme değil mi? Niteliklerin hepsini sıralıyoruz. Peki kıvançla ilgili başka bir bilgi daha verelim. Ne olsun? Mavi gözlü ve sarışındır. Anladın galiba. Sarışındır. Bence herkes anladı diyor Etra Bunların tamamı ne olacaktır? Ölçme cümleleri olacaktır. Tespit işi var arkadaşlar burada. Niteleme işlemi var. Peki kıyaslama ifadesi de ölçme dedik biraz önce. Tamam mı? Kıyaslama ifadesi de ölçme dedik. Mesela şunu söyleyecek olsam. Kıvanç Kenan'dan Kenan kim? 10 puan fazla aldı. Dersem bu ölçme cümlesi olur mu? Evet bu da olur. Yani iki ölçme sonucunu kıyaslanıp bir tespitte bulunulması yine ölçme işlemidir. Peki başka ne örnek verebiliriz? Kıvanç sınavda sınavda birinci oldu dersek bu ne olacaktır? Bu da ölçme ifadesi olacaktır. Hocam birinci oldu değerlendirme olmuyor mu? Olmuyor. Ne dedim sana biraz önce? Sıralama ifadeleri varsa Bunlar da ölçme olur dedik. Bu da bir tespit işi. Ben burada hep şunu söyleyeceğim. Birinci oldu. Peki birinci oldu da ne oldu? Geçti mi? Birinci olduğu için başarılı mı oldu? Birinci olduğu için atandı mı? bilgisini verebiliyor muyum? Vermiyorum. Dolayısıyla sadece bir tespit işi var. Birinci oldu ifadesi tespit işi olduğu için bu da ne olacaktır? Ölçme. Tamam Bu da ölçme olacaktır. Ölçme ile değerlendirmeyi kıyaslarken ben hep şunu söylüyorum. Derste de anlatırken bunu söylüyorum. Bu ifadeleri okuduktan sonra ölçme mi değerlendirme mi ayrımını yapmakta zorlanıyorsanız kendinize şu soruyu sorun ve şu edayla sorun. E ne oldu? Bak böyle soracaksınız. Mesela Kıvanç KPSS'den 85 puan aldı. E ne oldu? 85 aldı da ne oldu? 85 aldığı için geçti mi? Atandım bunun bilgisi var mı? Yok. Ya da Kıvanç'ın boyu 1.90. 1.90 oldu da ne oldu? Ya da 88 kilogram oldu da ne oldu? Böyle olduğu için polis oldu falan dese işler değişir. Ama şu anda sadece bir tespit işi var. Tespit işi varsa bilin ki ölçme ifadesi vardır. Peki buraların hepsini hallettik. Buradaki bilgileri verdik. Şöyle bir kıvancı yakalayabilme, bulabilme ihtimaliniz var mı? Etrafı Hanım böyle birini bulabilme ihtimalimiz var mı? Var, var mı? Kaç tane var Türkiye'de peki böyle nitelikleri sen? Çok mu? Allah Allah ben yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Yıllardır ders anlatıyorum. Herhalde binlerce kişiye ders anlatmışımdır 14-15 yıldır. Böyle tüm niteliklere sahip olan birini şimdiye kadar pek görmedim. Bak evet burada genel anlamda benim gördüğüm şey en önemli kriter de şu. 85 puanı alıyor olması. Şunlar karın doyurmaz aşağıdakiler. 1.90, 88, mavi gözü sar. Bunlar karın doyurmaz. Bizim için esas kriter ne olması lazım? Burası olması lazım değil mi? 85 puanı alsın, atansın. Değil mi? Maaşını alsın. O yüzden esas kriterimiz bu. Şunlar karın doyurmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet, boyunu posunu ne yapacaksın yani? Zamanla geçip gidecek. Ama şu önemli, bu önemli. Bunu unutmayalım. Neyse geldik, geldik dördüncü aşamaya. Dördüncü aşamamız ne? Dördüncü aşamamız ölçüm. Peki ölçüm nedir? Biraz önce söylemiştim ya. Ölçme işleminin sonucu. Ölçme işleminin sonucu. Ölçmenin sonucunda ne vardı? sayı ve sembol vardı ya. İşte oradaki o sayı ve sembolden bahsediyoruz. O zaman ölçmenin sonucu diyebiliriz. Peki ölçmenin sonucunda neler vardı? İşte sayı ve semboller vardı. Oradaki o sayı ve semboller ölçümdür diyeceğiz. Yani Kıvanç KPSS'den 85 puan aldı cümlesi ölçme cümlesi iken oradaki o 85 nedir? Ölçümdür. Ya da kıvancın boyu 190 santimetredir derken bu ölçme cümlesiydi. Oradaki 190 nedir? Ölçümdür. İlla illaki sayısal bir ifade olmak zorunda mı? Hayır. Mavi gözlü olması da ölçümdür. Mavi gözlü olması da ölçümdür diyebiliriz. Yani o tespitte bulunduğunda oradaki o sayı ve sembol ölçüm oluyormuş. Burayı da hallettik. Peki bana söyler misin? Ben ilk 4 aşamayı bitirdiysem hangi süreci noktaladım şimdi? Neyi tamamladım? Neyi tamamladım? Aynen öyle, ölçme sürecini bitirdik. Artık ölçme süreci bitti. Şimdi neye doğru devam ediyoruz? Değerlendirmeye. Peki değerlendirmeye doğru giderken değerlendirme yapabilmek için benim neye ihtiyacım vardı? Kritere. Şimdi de işte 5. aşamaya geçtiğimiz zaman ölçüt tanımlayacağız. Aynen öyle. Artık kriterlerimizi tanımlayacağız. Kriterlerimizi. Peki ne için kriter tanımlarsın? Değerlendirme yapmak için. Yani sen kim geçecek, kim kalacak bununla ilgili yorum yapmak için bir kritere ihtiyaç duyarsın. Şimdi kriteri tanımlayacağız. Peki tanımı ne olacak? Tanımı da zaten biraz önceki söylediğim gibi değerlendirme yapmak için gerekli kriterlerdir diyebiliriz kriterlerdir diyebiliriz. Değerlendirme yapmak için gerekli olan kriterlere ölçüt diyeceğiz. Eğer sorunun içerisinde baraj, sınır, kontenjan gibi ibareler varsa bunlar muhtemelen ölçütle ilişkilidir. Yani baraj, şu barajı geçen, sınır, kontenjan bu ifadeler sizi genellikle ölçüte yönlendirsin. Tamam mı? Ölçüte. Tabii ki o cümlenin anlamına da bakacağız ama başarılı olup olmamayla ilgili şu ifadeler kullanır ölçüt olarak genellikle sorularda. Hadi şimdi birkaç tane ölçüt cümlesi yazalım. Neler olabilir ölçüt cümleleri? Çocuk bu sınavdan 85 puan almış. Peki atanabilmek için kaç puan almak gerekiyor? Değişir. Atanabilmek için 75 puan almak gerekir dersem bu işte bir ölçüt cümlesi olacaktır. Ya da polis olabilmek için olabilmek için 172 santimetre olmak gerekir dersem bu bir ölçüt cümlesi olacak. Bu arada 172 miydi? Tam hatırlamıyorum bunu yazdım ama. Başka neleri yazabiliriz? Şunu söyleyebiliriz. Aritmetik ortalamanın aritmetik ortalamanın üstünde alan üstünde alan geçer derse öğretmen bu bir ölçü cümlesi olacaktır. Başka ne yazabiliriz? İlk 5'e girene ödül verilecektir. Dersek bu bir ölçü cümlesi olacaktır. Artık ben başarılı olabilmek için, geçmek için, seçilmek için atanmak için, polis olmak için kriterleri tanımladım. Artık ne ile ilgili değerlendirme yapacaksam onunla ilgili kriterleri tanımladım. Tamam kriterler bunlar. Etra abi kriterler diyorum bak kriterler. Buraya dikkatli dinliyorsun. Evlendirme programları izliyor musun hiç Etra abi? Evlendirme programları. Bak o evlendirme programları vardı. Herhalde şu anda yayından kaldırıldı ama. Orada sunucu hemen çağırıyordu. Diyordu ki kriterlerinizi sıralayın. Orada da tek tek söylüyorlardı işte emeklilik maaşı olsun, şu su olsun, bu su olsun. Böyle fantastik istekler de vardı. Neydi? Köprünün ucunu istiyorum demişti mesela bir tane kadın. Tabii tabii köprünün ucunu isteyen kadın falan vardı. Ben sıkı takipçisiydim hepsini biliyorum. Şimdi <laughs> bunun gibi kriterler tanımlıyordu. işte. onların tamamı ne cümleleri arkadaşlar? Ölçüt cümlesi, ölçüt cümlesi. Bunların tamamı ölçüt cümlesi. Tamam. Peki kriterleri tanımladık. Kriterleri tanımladık. Artık ne yapabiliriz? Değerlendirme yapabiliriz. Artık değerlendirme yapacağız. Şimdi Kıvanç 85 puan aldı. Atanabilmek için 75 puan almak gerekiyordu. Bu ikisini kıyaslayıp karara varırsam o zaman bununla da artık değerlendirme olur. Yani değerlendirmenin tanımını yazacak olursa şunu söyleyeceksin. Ölçüm ve ölçütün kıyaslanıp kıyaslanıp karara varılmasıdır. Karara varılmasıdır diyeceğiz. Tamam. İkisini kıyaslayıp karara vardığın anda artık değerlendirme yapmış oluyorsun. Eğer karar vermekten bahsediyorsa, hüküm bildirmekten bahsediyorsa, yargıda bulunmaktan bahsediyorsa, bu durumda bir değerlendirme işlemi yapılıyordur. Seçilmekten evet bu da önemli. Bundan da bahsedin. nokta nokta seçildi falan. Bundan bahsediyorsa bu muhtemelen bir değerlendirme cümlesi. Şimdi artık örnekleri verebiliriz. Çocuk 85 aldı. Atanabilmek için 75 almak gerekiyor dedik. İkisini kıyasladık. Karara vardık. Dedik ki Kıvanç 85 aldığı için atandı dedim artık bu ne olacaktır? Bir değerlendirme cümlesi olacaktır. Kıvanç 190 santimetre olduğu için basketbol takımına seçildi. Basketbol takımına seçildi. Dersem bu ne olacaktır? Bir değerlendirme cümlesi olacaktır. Aritmetik ortalamanın altında olduğu için başarısız oldu dersem değerlendirme cümlesi olacaktır. İlk üçe girdiği için ödül verildi dersem değerlendirme cümlesi olacaktır. Yani olumlu da olabiliyor, olumsuz da olabiliyor. Yeter ki ikisini kıyasla ve karara var. Buradaki hikaye bu. Şimdi ne demiştim dersin başında? Dersin başında ne demiştim size? Biraz önce dedim ki şu ikisini kıyaslamasını öğrenin demiştim. Bu ikisini kıyaslamasını. Burada ölçme kuralıyla ölçütün ayrımını yapıp yapamadığın önemliydi. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyormuş? Ölçme kuralıyla ölçüt arasındaki ayrımı yaparken burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Ne yaparsam geçeceğim, ne yaparsam kalacağım bunun bilgisini veriyor mu? Ölçüt ifadelerinin tamamı bunun bilgisini veriyor. Ama ölçme kuralı bunun bilgisini vermiyor. O zaman o ikisinin ayrımını buna bakarak yaptık. Peki ölçme ile değerlendirmenin ayrımını neye bakarak yaptınız? Burada da dediniz ki, ee ne oldu dediniz o ifadeyi okuduktan sonra? Bu ifadeyi okuduktan sonra boyu 1.90. E ne oldu? Hiçbir bilgi vermiyorsa bu bir ölçüme. Peki eğer şöyle olursa 1.90 olduğu için basketbol takımına seçildi dersem o zaman ne oluyordu? Değerlendirme. 85 puan aldı. E ne oldu? Ölçme. 85 puan aldığı için atandı dersem ne olacaktır? Değerlendirme. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ben bu konuyu anlattıktan sonra hiç unutmuyorum. Bir yıl arkadaşlardan bir tanesi geldi. Hocam soru çözdüm ama ben bunu anlamadım dedi. Getir bakayım dedim neymiş soru. Baktım işte soruda şu ifade yazıyor. Kıvanç ya da Ahmet. Ahmet sınavdan 95 puan aldığı için atandı. Bu ifade hocam ölçme cümlesi olmuyor mu dedi. Ya olur mu hocam dedim bak bu değerlendirme olduğu için atandı. E peki dedim bunun ayrımını nasıl yapamadın sen? Hani söylemiştik ya. Evet hocam dedi ben de zaten kendim o soruyu sordum. 85 puan aldığı için atandı. E ee, ne oldu diye bir daha sordum ben diyor. Arkadaşlar soruyu yerinde ve kararında bırakmanız lazım. Yoksa bu soruyu hep sorarsın. Yani hikayenin devamını bekliyor. 85 puan aldığı için atandı. E ee, ne oldu? Sonra çoluk çocuk sahibi oldu, evlendi falan. E ee, ne oldu? Bak yerinde ve kararında bırak. Yoksa sürekli sorarsın bu soruyu. O yüzden tamam mı? Soruyu soracağınız yeri bilmeniz gerekiyor. Şimdi ölçme ve değerlendirme sürecinin aşamalarının hepsini teker teker açıkladık. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ne yapacağız? Bir sonraki videoda ölçmenin içerisindeki diğer kavramlarımızdan bahsedeceğiz. Ölçmede birim, ölçmede sıfır, ölçek türleri neler? Bunlardan bahsedeceğim. Sonra da arkasından ölçme çeşitleri ve değerlendirme çeşitleriyle ünitemizi noktalayacağız. Kendinize iyi bakın. Efendim? Ölçme çeşitleri ve değerlendirme çeşitleri. Tamam Onlar açıklayacağız. Çok önemli oradan kesin soru gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.